2002 yılında iktidara geldiniz AKP olarak. Ve o zaman ben hatırlıyorum, acil eylem planı diye bir eylem planı sundunuz. Bu eylem planında da Türk yüksek öğretiminde çok ciddi değişiklikler vaat ettiniz. Bekliyoruz, 2002'den bu yana aşağı yukarı 16 yıl geçti ve şu anda ben düşünüyorum, bir geçmiş rektör olarak, bir geçmiş üniversite arası kurul başkanı olarak, hiç ciddi şöyle elle tutulur reform niteliğinde hiçbir değişiklik görmedim Sayın Bakanım. Sadece o da Sayın Gök Başkanı'nın şimdi aramızda yok, özel gayretleriyle olduğunu tahmin ediyorum. Geçen sene yüksek öğretim kalite anlamında bir takım değişiklikler oldu. Bundan dolayı Sayın Gök Başkanı Yekta Saraç'a teşekkür etmek istiyorum ama bunun dışında hiçbir şey görmedik. Acil eylem planının içinden o zamanki mevcut rektörleri değiştirme planı çıktı. Başka bir şey gelmedi. Bugüne kadar bakıyorum, 2005 yılında yüksek öğretim kurulu olarak, rektörler olarak çok ciddi bir şekilde karşı çıkmamıza rağmen, kalitesiz üniversiteler açılmasına, sadece yeni üniversite açılsın dememize rağmen Türkiye'deki üniversite sayıları 190'a yaklaştı. Fakat kalite sorunumuz ciddi bir şekilde devam ediyor. Ama bu arada özellikle Kemal Gürüz YÖK Başkanı olarak ve rahmetli Erdoğan Tezici de saygıyla anmak istiyorum. Kendi özel gayretleriyle Türk üniversitelerinin Bolonya sürecinde Avrupa yüksek öğretim sistemiyle bütünleşmesi, eşdeğer diplomalar verilmesi, Erasmus projeleri, özellikle Kemal Gürüz zamanında kalite konusunda, akademik kriterler konusunda yapılan yenilikler gibi birçok reformist işler yapıldı ama bunların hiçbirisi sayın iktidarınızın, AKP'nin defterine olumlu bir şey olarak yazılmamıştır. Bunların altını çizmemiz lazım. Şimdi bakıyoruz, bugüne kadar gelen, gündeme gelen konulardan birisi, geçen sene bir üst akıl veya bir bilen veya bir bilmeyen tarafından Türk yüksek öğretimine kanun hükmünde kararnameyle rektörlerin atama sistemini değiştirdiniz. Doğru mu? Arkadaşlar, Türk üniversitelerin dünya üniversitelerinden en zayıf tarafı akademik, idari ve mali özelliklerinin olmamasıdır. Bütün üniversitelerin aşağı yukarı 8 tane kriter var özelliği değerlendirme açısından. Türk üniversiteleri 8 üstünden yarım puanla ve Japonya ile birlikte bu sıralamada dünyanın en kötü üniversitelerinden. Biz bunları değiştirmenizi bekliyoruz. Siz önümüze kalkıp getiriyorsunuz, yardımcı doçentliği kaldırdık. E kalktı mı? Kalkmadı. Yardımcı doçentlik gene var, adı değişti. Şimdi adı ne oldu? Doktoralı öğretim üyesi. Arkadaşlar, bu saçma sapan bir laf, birbirimizi kandırmayalım. Doktorasız öğretim üyesi olur mu ya? Böyle bir şey var mı? Doktorasız öğretim üyesi bir tek güzel sanatlar dallarında olur. Resim, müzik gibi. Onun dışında bir öğretim üyesi zaten doktoralıdır. Ve ben size iddia ediyorum, şu anda Türk üniversitelerindeki yardımcı doçentler 36 yıldır alıştığımız bu kavramın yok edilmesinden dolayı kendilerini ciddi bir şekilde itibar kaybında hissediyorlar. Bunların sayısı 37 bin civarında. Türk öğretiminin, yüksek öğretiminin akademik personelinin %47'si bu genç arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Sadece atanma kriterlerini hafifçe kolaylaştırmış gözüküyorsunuz. Şimdi ne oldu kolaylaştırdığınızda? Yani öğretim üyelerinin kalitesi mi arttı? İngiltere'ye bakıyorsunuz, öğretim öğrenci sayısının 1/3'ü ama öğretim üyesi sayısı Türk üniversitelerinin 75 bin, bakın doktoralıyı kastediyorum, 75 bin ama İngiliz üniversitelerinde 200 bin. Ama profesör sayısı bizdekiyle eşit. Bunu da söyleyeyim. Yani profesörlüğe atama ve yükseltme zorlaştırılmış durumda. Kaliteye giderseniz onlarda kalite var. Biz ne yaptık? Yabancı dil sınavını kaldırdık. Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri, doğru dürüst bir yabancı dil bilmeyen, en az bir dil bilmeyen, hatta bana göre İngiliz dilini bilmeyen bir akademisyenin, bir öğretim üyesinin bugün kaliteli bir öğretim üyesi olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Dolayısıyla evet, kolaylaştırdınız ama kaliteden taviz verdiniz. Öyle anlaşılıyor ki bu bir yeni kadrolaşmanın, sınavlarda bugüne kadar başarısız olan insanların önünü siyasetten açma çabasıdır. Bundan başka bir şey değildir. Hepinizi saygıyla.